Hanımlar, beyler, Yemek Komisyonu'na hoş geldiniz. Patlıcan tezgahlarda bol bol var ve bugün çok güzel, değişik bir patlıcan köftesi yapacağız. İçerisinde evinizde kalmış tüm malzemeleri kullanabilirsiniz. Bir kere ekmeği kullanacağız, peyniri kullanacağız, yeşillik kullanacağız, soğan, sarımsak, çok basit malzemeleri var. Patlıcanları soyarak başlıyorum. Gördüğünüz gibi patlıcanı tamamen soyduk. Çünkü bizim patlıcanımızın pişerken biraz dağılmasını istiyoruz. O yüzden şimdi bunu küçük küpler haline doğrayacağım. Biraz tuzlayacağım, kenarda bekleteceğim. Patlıcanlardan sonra burada bir tane bütün ekmeğim var, bayat ekmek. Kabuklarıyla beraber birazcık ılık sıcak suyla ıslatacağız. Tavadaki yağ ısındı. Minik doğradığım bir tane soğanım ve bir diş sarımsağım vardı. Onu da şimdi yumuşayana kadar soteleyeceğim. Tabii sotelerken çok hafif tuz atmayı da unutmayın. Soğanların rengi saydamlaştı. Yumuşamaya başladılar. Şimdi patlıcanların suyunu elimize sıkacağız. Doğruca tavanın içerisine alacağız. Patlıcanlar güzelce suyunu saldılar, çektiler. Artık kızarmaya başladılar ama istediğim yumuşaklıkta değiller. Yumuşayana kadar ara ara su ekleyeceğim. Tabii ki su sıcak. Altını kapattık. Tüm suyu çekti. Spatulanın arkasıyla böyle bir çatalla ezilecekmiş kıvama geldi. Şimdi karıştırma kabına alıyorum bu patlıcanlı soğanı. Hemen biraz baharat ekleyeceğim. Karabiber. Bu tarifte muskat çok yakışıyor. Yoksa koymak zorunda değilsiniz ama varsa mutlaka bir parça muskat ekleyin. Bir parça kuru kekik de çok yakışacak. Hafif ezerek. Acı sevenler mutlaka biraz da pul biber atsınlar. Evet, şimdi bir çatal yardımıyla hepsini ezeceğiz. Çatalın arkasıyla gördüğüm bütün büyük parçaları ezmeye çalıştım. Güzelce baharatlarla karıştı. Şimdi sıra geldi ekmeklere. Ekmekler biraz fazla ıslak olabilirler. Mümkün olunca tüm suyunu burada sıkıyoruz. Sonra patlıcanların üzerine alacağız. Ekmekten sonra da bir tane yumurta kıracağız. Gördüğünüz gibi güzelce karıştırdık. Biraz cıvık bir hali var. İşte bu cıvık halini ayarlamak için de yine evlerimizde bolca bulunan kuruttuğumuz ekmeklerden galetonu kullanacağız. Önce kıvamı tamam. Güzel böyle bir köfte harcına benzedi kıvamı. Bu aşamada galeta eklemeyi durdurabilirsiniz. Ama tamamen emin olmak için bir parça alın. Elinize sıkın. Güzelce toparlanıyorsa, dağılmıyorsa tamam demektir. Eğer ki hala dağılıyorsa azar azar galeta onu ekleyebilirsiniz. Harcımızdan şöyle mandalina büyüklüğünde parçalar kopartıyorum. Hafifçe elimle sıkıştırıyorum.
Ortasını bastıralım, biraz inceltelim. Burada dilerseniz kaşar peyniri, dil peyniri, güzelce eriyen bir peynir koyun. Hatta bir parça fesleğen de koyabilirsiniz. Fesleğen yoksa koymaya da bilirsiniz. Başka yeşilliklere koyabilirsiniz. Harcı boş da yapabilirsiniz. Sadece minik köftelerle pişirebilirsiniz. Ama bu daha güzel hale getirecek. Sonra kenarlardan bastırıyoruz. İçerisine saklıyoruz. Sıkıştıralım, şöyle yuvarlayalım. Son olarak da dışını ince bir katman galetaya bulayıp hazır hale getiriyoruz. Köftelerimizi hazırladık. Çok derin olmayan ayçiçek yağında hafif hafif kızartacağız. Altını çok açmıyoruz. Kenarlarını güzelce kızartmaya özen gösteriyoruz. Gördüğünüz gibi şahane oldular. Mis gibiler, sıcacıklar, hala birazcık sıcaklar çünkü içerisindeki o peynir de eridi. Bunun içerisinde gördüğünüz gibi 3-5 malzememiz var. Ekmek, patlıcan, yumurta olması kafi. Diğerleri ekleme. Peyniriniz yoksa peynirsiz yapıp böyle ufak köfteler yapıp yine kızartabilirsiniz. Üzerine bir domates sos yapabilirsiniz. Yanında yoğurda bandırabilirsiniz. Soğuk halde tüketebilirsiniz. Yani çok kolay, çok basit ve sizi kurtaracak bir yemek oldu. Bana sadece ben bunu yerim demek kaldı. Gördüğünüz gibi inanılmaz peyniri. Fesleğen mis gibi kokuyor. Muazzam olmuş. Ekmek bunu böyle yumuşacık hale getirmiş. Patlıcan tadı her yerde. Evet, peynir birazcık işi taşlandırmış vaziyette ama dediğim gibi peynirsiz de olsa şahane olur. Özellikle domates sos buna çok yakışacaktır. Tarifi mutlaka deneyin. Bana hak vereceksiniz. Beğenenler, beğenmeyi unutmayın. Hala abone olmayanlar, abone ol tuşuna basın. Bizleri Instagram'dan ve Facebook'tan takip etmeyi de unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Bye bye.